Girelim. Profesör Doktor Sayın Aytu Atıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili. Sayın Atıcı, hoş geldiniz, günaydın. Merhabalar Erkan Bey, günaydın. Tabii aslında tam da siyasetin ısındığı, yerel seçimlere yaklaştığımız çok az bir zaman kala siyasi partilerin biraz gündemi sokaklar olabilirdi ya da işte seçmen kitleleriyle buluşmak olabilirdi ama tabii siyaset çok farklı bir noktada yürüyor. 17 Aralık'tan evet. Sonra hemen hemen her gün bir şekilde farklı bir boyutuyla gündemimize geliyor bu süreç. Dün de çok yine farklı bir süreciyle bütün partilerin gündemindeydi. Özellikle ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şunu soracağım Sayın Atıcı, yani kaset siyaseti maalesef çok da istenen bir şey değil. Daha önce Cumhuriyet Halk evet. Partisi'nde başına gelen bir hadise var. Ama süreç sanki bu işi buraya getirdi ve bunun üzerinden yürüyor. Dünkü meseleyle ilgili ana muhalefet partisinin bir milletvekili olarak önce görüşünüzü alayım. Ondan sonra diğer sorularımıza geçelim. Nasıl değerlendirdiniz dünkü o sıcak gündemi? Şimdi Erkan Bey, öncelikle tamamen size katılıyorum. Kaset siyaseti üzerinden yürümemeli Türkiye. Ancak maalesef öyle bir noktaya geldi ki AKP öyle bir batağa bulaştı ki, hükümet öyle bir batağa bulaştı ki artık ayyuka çıkan deliller, ayyuka çıkan olaylar örtbas edilemez duruma geldi ve ister istemez bütün iş ve işlemler maalesef kasetler üzerinden yürüyorlar. Evet, bizim de gönlümüz ister ki sahada olalım, seçmenlerimizle kucaklaşalım, onlara ulaşalım, ama bir yandan bunu yapıyoruz, bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde direnmeye çalışıyoruz. Halkın hakkını ve hukukunu korumaya çalışıyoruz. Yalnız dün gece saat 2.30'u geçiyordu meclis kapandığında bir şey dikkatimizi çekti. AKP milletvekilleri tam kadro oradaydı. Pek alışık olduğumuz bir şey değil. Biz zaman zaman, bizi izleyenler, dinleyenler bilirler. Yoklama isteriz. Zaman zaman AKP milletvekillerinin genel kurulda olmalarını isteriz. Bu sefer kimse dışarı çıkmıyor. Herkes içeride. Acaba neden diye bir an düşündüm. Sonra dedim ki ya, bunların insan içine çıkmaya yüzleri yok ki. Seçmene hangi yüzle gidecekler? Seçmene ne diyecekler? Gittikleri her yerde karşılarına bir ayakkabı kutusuyla çıkan teyze veyahut da bunların hesabını soran bir amca çıkıyor. O yüzden aslında iş kaset siyasetinden ziyade halk bu siyaseti devralmıştır. Birkaç gündür, özellikle dün, Ankara, İstanbul, İzmir ve büyük şehirlerde her yer rüşvet, her yer yolsuzluk sloganlarıyla büyük şehirler inlemiştir. Hırsız var nidalarıyla bütün Türkiye inlemiştir. Yani iş artık kaset siyasetinden çıkmıştır. Millet olaya el koymuştur. O yüzden de AKP milletvekillerinin insan içine çıkmaya, seçmenin karşısına çıkmaya yüzleri kalmamıştır. Şimdi dünkü olayları birkaç boyutuyla incelemek mümkün. Özellikle dün ortaya çıkan kaset bilgilerini birkaç boyutuyla irdelemek mümkün. Bana göre en önemli boyutu şu. Başbakan "ben bunları söylemedim" demiyor. Bakın, çok net bir şey söylüyorum. Keşke başbakan çıksa dese ki ya bütün bunların hepsi yalan, ben böyle bir konuşma yapmadım dese, diyebilse. Bunu demek yerine vallahi bunlar montajdır diyor. Tamam, peki, bir an için montaj olduğunu kabul ederim. Montaj nedir? Montaj yeni bir üretim değildir. Var olan parçaları birleştirirsiniz, montaj yaparsınız. Örneğin arabanın çeşitli parçaları vardır. Bunları alırsınız, bir araba elde edersiniz. Ama bu arabayı siz üretmezsiniz. Bunun adı montajdır. Yani başbakan da diyor ki evet, ben bu konuşmaları yaptım. Yaptım. Üstelik de tırnak içinde ahlaksızlar benim kriptolu telefonlarımı bile dinlemişler. Sonra almışlar bunları, böyle bir ucucu ekleyerek montaj yapmışlar. Ey başbakan, yani keşke çıkıp diyebilseydin ki milletin karşısına, ey milletim, ben bunları söylemedim, bu ses bana ait değildir, bunları tamamen uydurma düzmece insanlarla yapmışlar, ben temizim, ben akım diyebilseydin. Sayın Atıcı, diyemediğine Sayın göre, Atıcı. Efendim, vay, bunlar hukuksuz dinlemeymiş, bunlar montajmış, bunlara çok fazla
vermemek lazım. Hak da ne olduğunu çok net bir şekilde gördük. Hocam devam edin. Şunu söylemek için araya girmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Yani Sayın Başbakan aslında burada onu vurgulamakta fayda var. Montajdan kastı acaba yani tamamen uydurma olduğunu mu ifade etmektir? Yani çünkü Erkan Bey. Evet. Buyurun Sayın hocam. Sayın Başbakan'ın zeka seviyesi düşük değildir. Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten hem de 12 yıldır yöneten zat-ı muhteremdir. Ne konuştuğunu çok ama çok iyi bilir. Herkes çok iyi bilir ki daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Recep Tayyip Erdoğan su içerken bile siyaset yapmaktadır. Bakın burada bir su bardağı var. Bu su bardağını sağ elimle tutarsam ne anlama gelir? Sol elimle tutarsam ne anlama geliri düşünen ve buna göre hareket eden bir insandır. Yani siyaset onun hayatıdır. O yüzden ağzından ne çıkanları ne çıktığını çok ama çok iyi bilir, hesaplayarak konuşur. Bu konuşmalar, bu açıklamalar yapılmadan önce saatlerce boşuna mı toplantı yaptı Başbakan MİT müsteşarıyla, Başbakan yardımcılarıyla? Hayır. Hiç kimse bu söylemi küçümsememeli. İki tane çok önemli nokta var orada. Bir, kardeşim kriptolu telefonlar bile dinleniyor. Ha, demek ki kriptolu telefonlarının dinlendiğini kabul ediyor, ikrar ediyor ve bu söylediklerini bir noktada zımnen kabul ediyor. İki, ben bunları söylemedim demiyor. Benim oğlum Bilal bunları söylemedi demiyor. Ne diyor? Bunlar montajdır diyor. O yüzden bizim de zekamız başbakandan aşağı kalmaz evelallah. Biz de onun siyaset yapma tarzını biliriz. O yüzden de bu söylemleri çok net bir şekilde değerlendirdik ve Türkiye adına da tehlikeli buluyoruz. Bu olayın bir boyutu. Olayın ikinci boyutu hani bana Bilal üzerinden gelmeye çalışıyorlar diye mağdur edebiyatı yapmaya başlamıştı ya başbakan. İşte bu durumda Bilal üzerinden nasıl gelindiğini, nasıl gelinmeye çalıştığını çok net bir şekilde ifade etmiş oldu. Oğlunun söyledikleri ya da oğlunun söylediği iddia edilen o kasetlerde Bilal Erdoğan'ın niçin mahkemeye gönderilmediği, niçin başbakanlık konutunda sıkı sıkıya tutulduğunu da herhalde zeka seviyesi en az başbakan kadar olan halkımız net bir şekilde anlamıştır. O yüzden olayın ikinci vahim boyutu da budur. Olayın üçüncü vahim boyutu ise ahlaki boyuttur. Yani aile değerleridir. Ben bir babayım. Benim 23 yaşında makine mühendisi bir oğlum var. Ben bir an empati yaptım. Hekim olduğum için de sık sık empati yaparım. Bir an empati yaptım. Ben bir baba olarak oğluma o kasetlerde söylenenleri söylesem acaba oğlum ne hisseder? Ya da ben oğlumu nasıl bir işe bulaştırdığımı düşünürüm diye düşündüm ve inanın yüreğim sıkıştı, beni ter bastı. Bu da olayın bir başka boyutu. Ama bütün parçaları birleştirdiğimiz zaman aslında bunların gerçek olduğunu anlamak çok kolaydır. Neden? Çünkü biliyorsunuz bütün hadise 17 Aralık rüşvet, yolsuzluk ve soygun operasyondan sonra ortaya çıktı. Şimdi o saatten itibaren başbakanın panik halinde ve gece gündüz çalışarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de alet ederek çıkarmaya çalıştığı yasalara bir baktığımızda aslında başbakanın ne yapmak istediğini çok net bir şekilde şimdi daha iyi anlıyoruz. Bütün bunlar yeni yeni ortaya çıkıyor ama Sayın Başbakan bunları biliyordu. Demek ki bu yüzden HSYK düzenlemelerini çıkardı. Başbakan başına gelecekleri biliyordu ki internet sansürlerini çıkardı, yasasını getirdi. Başbakan ola ki bir gün özel yetkili mahkemelerde arkadaşlarım yargılanır, ben de Yüce Divan'a giderim düşüncesiyle özel yetkili mahkemelerin de kaldırıldığı torba kanunu gündeme getirdi ve en sonda ya daha da rezil olmayalım, daha da çok bilgi ortaya çıkmasın, MİT olaya el koysun diye yeni MİT yasasını komisyonda görüştürdü. Şimdi yakında genel kurula da gelecek. Zamanımız ne kadar bilmiyorum ama bütünlüğü sağlamak açısından bu dört uygulamanın neler getirdiğini,
17 Aralık operasyonlarından sonra niçin bu yasalara ihtiyaç duyulduğunu da eğer izin verirseniz çok ana başlıklarla halkımızın anlayacağı şekilde ve net olarak ifade etmeye çalışayım. Şimdi halkımız çok net bir şekilde görüyor ki bir plan yapılmıştı Türkiye'de. Bu planın adı soygun planıydı. Dünyada hiçbir hükümet yoktur ki devleti soymaya çalışsın. Dünyada hiçbir hükümet yoktur. Ama öyle bir plan yapıldı ki, öyle bir kusursuz plan yapıldı ki her şey tereyağından kıl çeker gibi olacak, yapılacaktı. Herkes de nasibine düşen tırnak içinde miktarı alacaktı. Ama öyle olmadı. Planın aksayan yanları ortaya çıktı. Planın aksayan yanları ortaya çıkınca da çorap söküğü gibi düne kadar gelebildik. Bugün ne çıkacak bilmiyoruz. Hani bazı yazarlar, bazı çizerler diyor ya 8 tane turp daha heybede. Bu 8 tane turpun ne olduğunu daha henüz biz de bilmiyoruz. Ama bu dünkü ortaya çıkan 8 turptan birisi değil. Merak etmeyin, arkadan daha birçok görüntü gelecek deniyor. İnsanın aklına ne geliyor bilmiyorum. Yani daha bundan daha rezil, daha kötü ne olabilir? Acaba hayal ediyorum. Ya acaba paralar bir yerlerden kaçırılırken örneğin resmi konutlardan kaçırılırken acaba görüntüler mi var? Acaba bu paralar uçaklara yüklenip İsviçre bankalarına gönderilirken görüntüler mi çıkacak? İnanın ben de bilmiyorum. Hocam, düşünüyorum, insan muhayyilesi geniş, bunlar da olabilir. Şimdi buradan bir şey sorabilir miyim hocam? Özür diliyorum. Yani tabii buyurun. Ki bir bilim adamlığı kimliğiniz var, profesörsünüz, değerli bir bilim adamı mısınız? Ama bunun yanı sıra da siyasetçi kimliğiniz var. Yani siyaset tabii ki bunlardan faydalanıyor. Siyaset bu tarz durumları değerlendiriyor ki değerlendirmeye de devam ediyor. Hem ana muhalefet hem diğer muhalefet partilerimiz bunu yapıyor. Ama hocam şunu sormak istiyorum. Yani siz de bahsettiniz. Çok ya mesela kesin ifadelerle konuşuyorsunuz. Siz de diğer siyasetçilerimiz de hem iktidar olsun hem muhalefet. Muhalefet temsilcisi olduğunuz için size sormak istiyorum. Ya bu kesin ifadeler mesela diğer Türkler var gibi ifadeler. Netice itibariyle ispatlanmamış, hukuksal olarak da ispatlanmamış herhangi bir durum yok şu anda. Bunların hem halk nezdinde hem hukuk nezdinde sakıncaları yok mu size göre de? Yani yarın bir gün Sayın Başbakan'ın ya bunun içinde bir komplo var, işte bana uluslararası komplo düzenleniyor şeklindeki iddialarının doğruluğu siyaseten ana muhalefet partisini de biraz merakını celbetmiyor mu? Yani ya böyle bir şey olabilir herhalde deyip mesela bir parti olarak bir araştırma yaptınız mı? Bunu da merak ediyorum, sormak istedim. Şimdi Erkan Bey, çok önemli bir konuya temas ettiniz. Hakikaten bizler de acaba bunların hepsi yalan olabilir mi diye düşünüyoruz zaman zaman. Ama öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki bunların yalan olma ihtimalini söyleyecek insanlar bunu söylemiyorlar. Söylemedikleri gibi tam tersi işler yapıyorlar. Şimdi ağzımızdan çıkan bütün kelimeleri seçerek konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü bir onurlu duruşumuz var, bir kimliğimiz var ve üzerimizde yüz binlerce insanın oyu var. Bu oylara layık olacak şekilde davranmak, hareket etmek ve söylemlerde bulunmak mecburiyetindeyiz. Şimdi evet, bir an düşünelim ki bunların hepsi yalan. İnanın çok sevinirim. İnanın çok sevinirim. Başbakanın düştüğü bu duruma, AKP hükümetinin düştüğü bu duruma inanın sevinemiyoruz. AKP zaten düşüşe gelmişti, geçmişti. AKP yaptığı politikalarla, uyguladığı neoliberal politikalarla sağlıktan eğitime, yargıya, her konuda devleti iyi yönetemediğini bütün halkımız görmüş ve bütün anketlerde AKP zaten düşüşe geçmişti. Ben isterdim ki AKP bu düşüşe bizim projelerimizle devam etsin ve biz siyasi fikirlerimizle iktidara gelebilirim. Bunu biz tesis etmeye çalışıyorduk. Biz projelerimizi söylüyorduk ama öyle bir noktaya geldi ki apse boşaldı, pislik saçıldı. Şimdi sizin bu söylediklerinizi elbette biz ihtimaller arasında olduğunu söylüyoruz. Elbette. Ama Sayın Başbakan çıkıp diyecek ki ben temizim, ben suçsuzum, işte yargı, buyurun gereğini yapın deseydi, o zaman biz diyecektik ki Sayın Başbakan, biz sizle siyaseten farklı görüşteyiz,
sizin memleketin yönetme biçiminizi sevmiyoruz ama siz bizim başbakanımızsınız, size komplo kurulmasına da izin vermeyiz derdik. Bunu beklerdik. Bunu yapmak yerine ne yaptı Sayın Başbakan? Hemen HSYK kanununu getirerek kendisini yargılayacak olan, kendisini değil de kendi yandaşlarını yargılayacak olanları korumak adına bazı girişimlerde bulundu. Peki benim saklayacak bir şeyim yok diyebilseydi internet yasaklarını niye getirirdi? Hatırlayın, Binali Yıldırım, eski bakan, ne demişti? Kardeşim, eğer gizleyecek bir şeyiniz yoksa niye çekiniyorsunuz dinlemelerden diyordu. Şimdi biz aynı şeyi başbakana söyleyelim. Sayın Başbakan, devlet sırrı niteliğinde olan herhangi bir konunun ifşa edilmesini bilinçli bir yurttaş, vazgeçtim profesör veya milletvekili kimliğimden, bilinçli bir yurttaş olarak ben de istemem. Ama siz devlet sırrı niteliğindeki konuları değil, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, soygunla ilgili haberler yayılıyor diye interneti baskılamaya, yasaklamaya çalıştınız. Niye bunu söylemiyorsunuz? Her şeyden vazgeçtim. Bu gelen MİT yasası nedir? Bu gelen MİT yasasıyla siz yepyeni bir MİT imparatorluğu kuruyorsunuz. Her yere girebilen, her türlü dosyaya müdahale edebilen, yani her türlü bilgiye sahip olabilen ve bunu da yasalarla yapan bir kurum haline getirdiniz. Neden bunlarla uğraşıyorsunuz? Eğer siz çok net bir duruş sergileseydiniz, çıkıp deseydiniz ki, hani demin size dediniz Sayın Deniz Baykal'la ilgili kasetler var diye, çıktı Deniz Baykal dedi ki bunların hepsi komplodur, bunların hepsi yalandır, bunların hepsi düzmecedir, benim bunlara bir ilgim yoktur dedi. Ve çıktıp bunları söyledikten sonra da gerçekler ortaya çıktı. Yine Sayın Baykal'la ilgili bir komplo düzenlenmişti, bir iftira atılmıştı. Denmişti ki Sayın Baykal'ın İsviçre bankalarında şu kadar hesabı var. Çıktı delikanlıca dedi ki kardeşim benim hesabım var mı yok mu? Ey İsviçre bankaları bana yazı verin, hesabı yoktur diye yazı geldi. Şimdi benzer konular başbakana geldiğinde başbakan niçin çıkıp diyemiyor ki benim İsviçre bankalarında hesabım yok? Niçin başbakan çıkıp diyemiyor ki ben tertemizim, evet etrafımda bazı insanlar bazı suçlara bulaşmış olabilir, bunun sonu nereye giderse gitsin, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak ben bunun peşinde olacağım deseydi, HSYK'yı hukuku değiştirmeseydi, interneti yasaklamasaydı, özel yetkili mahkemeleri kaldıracağım bahanesiyle kalkıp da hırsızlıkla elde edilen mallara el koymayı zorlaştırmasaydı ve bu MİT yasasını çıkarmasaydı, tıpkı sizin dediğiniz gibi biz de Sayın Başbakan'ın yönetim biçimini sevmesek bile arkasında dururduk derdik. Hocam, hayır, bu işin hesabı siyasi olarak görülür, evet, komprolarla değil diye arkasında dururduk. Hocam, ama sizin de bütün halkımızın da gördüğü gibi olay böyle olmadı. Anladım. Yani özetle şunu ben hani sorunun da bir üstünden geçeyim. Yani netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıdır, hükümetin başıdır. Bu hükümetimizin sekmesi, sendelemesi, bütün ülkenin sendelemesi demek. Bu anlamda hani ana muhalefetin ana görevi muhalefettir belki ama netice itibariyle Türkiye'nin çıkarlarını gözetmedir. Bu anlamda sormuştum. Yani başbakanın, iktidarın... Ama Erkan Bey şunu unutmayalım. Hocam, hükümetin, evet, hükümetin sendelemesi ülkeyi sendeletmez. Hükümetler devleti yönetirler. Anladım. Devletin sendelemesi ülkeyi perişan eder. Hükümetler gelip geçicidir. Evet. O yüzden bu hükümet, bırakın sendelemeyi, artık tökezlemiştir ve yerde yatmaktadır. Pisliğe bulaşmıştır. Hocam, bu hükümetin sendelemesi, yok olması, ortadan kalkması siyaseten hiçbir şekilde ülkemize zarar getirmez. Tam tersi hayırlı bir iş. Ortadan kalkması anlamında demedim hocam. Yani netice itibariyle iş başındayken o iddiaları doğruysa, belli odakların dış güç, iç güç, artık onların söylemleriyle belli komplolara maruz kalmasıyla tökezletilmesi de kabul edilemez. Hani siz de söylediniz. Bu anlamda sormuştum ama evet, siz de diyorsunuz ki öyle bir doneler, öyle argümanlar ve peşi sıra yaşananlar öyle bir pozisyonu ortaya çıkarıyor ki hukuktan hiçbir şekilde faydalanılmadı. Tam tersine bunları örtmeye yönelik eylemler olduğu için de biz bu yapmamız gereken, benim de söylediğim şeyi yapma gereği duymadınız. Hocam şunu soracağım. Netice itibariyle bir şekilde bu kadar hızlı bir süreç yaşanıyor. Siyasetin, halkın bu kadar
olayın içinde olduğu bir süreç çok nadir yaşanmıştır ama bakılması gereken bir tarafta toplumdaki bu kutuplaşma, toplumdaki bu gerginlik, yani ciddi anlamda makas açılıyor ve bu çok rahatsız edici. Siyaset, politika toplum için var, millet için var, halk için var ama şu sıralarda bunu pek göremiyoruz. Ana muhalefet partisi olarak, tabii ki büyük yük iktidarın ama ana muhalefet partisi olarak seçime de yaklaştığımız şu süreçte yani bu makasın biraz daha daraltılması, biraz sağduyunun gelmesi ve gerginliğin azalması adına bir şey yapacak mısınız? Bir şey yapılacak mı? Bu konuşuluyor mu? Ne söyleyeceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmayı düşünüyor? Erkan Bey, şimdi çok hoş bir noktaya getirdiniz olayı. Şimdi köylerde gezi yaptığımız zaman, vatandaşla direkt temas ettiğimiz zaman sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ne hesap soruyorlar ve diyorlar ki ne yapacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi, nasıl olaylara çözüm getireceksiniz diyorlar. Yani oyu AKP'ye veriyorlar, Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakan yapıyorlar, sonra dönüyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyorlar ki ya niye siz düzeltmiyorsunuz? Şimdi siz de diyorsunuz ki bize ya Cumhuriyet Halk Partisi bu olayları soğutmak için ne yapacak? Ya da bu kadar çok hadiseler yaşanıyor, Türkiye kutuplaşıyor. Acaba ne yapacaksınız? Bakın Erkan Bey, bütün bu olayların bir tek müsebbibi vardır, o da başbakandır. O nedenle bu başbakanın yapacağı bir tek şey vardır, derhal o başbakanlık koltuğundan kalkmak ve istifa etmek. Bu ancak toplumdaki gerginliği çözer. Bu ancak toplumdaki kutuplaşmayı ortadan kaldırır. Kutuplaşmayı çok ama çok örneklerle sıralayabiliriz. Kutuplaşmayı özellikle yaratan, doğru bilgilerle ve yalan bilgilerle yaratan başbakanın kendisidir. Öncelikle diline sahip olacak Sayın Başbakan. Yani doğru bilgi nedir? Efendim doğru bilgi, Reyhanlı'da 50'den fazla Sünni yurttaşımız ölmüştür. Kalkıp da başbakan bunu, bu doğru bilgiyi efendim Sünni yurttaşlarımız Aleviler tarafından öldürülüyor diyerek kutuplaşma yaratmayacak. Veya efendim camide içki içilmediği halde, Kabataş'ta başörtülü kardeşimize saldırı olmadığı halde yalan bilgilerle insanları kutuplara ayırmayacak. Şimdi bu kadar kutuplaşma, yüzlerce örnek verebilirim. Bu kadar kutuplaşmayı yapan bir başbakan karşımızda dururken acaba Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı şey çok basit. Cumhuriyet Halk Partisi bu yerel seçimlerle kazanacağı güçle derhal genel seçimlerde iyi bir noktaya gelecek ve Türkiye'de barış ve huzuru egemen kılacak olan bir partidir ve görevi budur. Kendine bunu misyon edilmiştir. Bütün kadrolarımız hazırdır. Cumhuriyet Halk Partisi bu kötü gidişi görmüştür. Bu kötü gidişte gezi olayları, bir 17 Aralık olaylarından sonra ortaya çıkan birkaç gündür yeni halk hareketleri, iki Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ama çok önemli görevler yüklemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi de bu görevlerinin, bu sorumluluğunun bilincindedir. Ve tam kadro iktidara hazırlanmıştır. Hiç kimse endişesi olmasın. Vatandaşlarımıza net olarak söylüyorum. Bugünler gelir geçer. Evet, hükümetler düşer ama hiçbir hükümet devleti de beraber düşürmemelidir. Buna Cumhuriyet Halk Partisi izin vermeyecek. Bir kere bunu çok net bir şekilde söyleyelim. Rahat olsunlar, huzurlu olsunlar. Biz buna, devletin düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Dimdik ayaktayız. Peki. Buyurun. Az önce aslında bitti süremiz. Son kez şunu sormak istiyorum. Az öyle önce mi? Siz de söylediniz. Tabii ki sokaklarda belli hukuksal prosedürler içerisinde insanların eylem yapması, kendini ifade etmesi çok meşru ama dün biz de haberlerimizde verdik. Çok tatsız şeyler de oluyor. Yani bankaları yağmalama, dükkanları yakıp yıkma, dökme. Bunları maalesef bazen yaşıyoruz bazı süreçlerde. Tekrar ederek şunu soracağım. Yani bir hak olabilir sokak izinle, hukuksal prosedür içerisinde ama netice itibariyle şu yaşadığımız süreçle ilgili halk protestosunu sokaklara taşımış gibi görünüyor ama dün hiç istemediğimiz, kimsenin arzu etmediği görüntüler de oluyor. Ana Muhalefet Partisi olarak tabii ki siz burada olduğunuz için size soruyorum. Ve iktidar tabii ki eleştirildiği için bunu iktidara soramayacağım, size soracağım. Yani grup toplantılarından olabilir, kürsülerden olabilir. Yani bunları, bu tansiyonu düşürmek adına sokaklarda eylemlerin ayarının kaçmaması adına Sayın Kılıçdaroğlu'nun, sizlerin, seçim bölgelerinde sizlerin
biraz yatıştırıcı bir üslup ve bu konularla ilgili söylemlerde bulunması gerekiyor mu? Acizane bunu sormak isterim. Erkan Bey, ben bir hekimim ve hayatım boyunca da şiddete karşı çıktım. Şiddet kimden gelirse gelsin, kime uygulanırsa uygulansın, herhangi bir canlıya, bakın cansıza şiddet uygulamak bile canlıya şiddet uygulamayı doğuracağı için her türlü şiddet eyleminin her zaman karşısında oldum. Sokak eylemleri elbette ki demokratik ve anayasal bir haktır. Hem de evrensel bir haktır. Fakat sokak eylemlerinde biz yağmalama işlemlerinin bankalara ya da herhangi bir taşınmaza veya insana canlıya şiddet uygulanmasını asla tasvip etmiyoruz. Bunun olmaması gerekir. Demokratik hakkını halkımız elbette ki arayacaktır. Ama öyle bir ülke düşünün ki tencere çaldı diye gürültü kirliliğinden ceza yazılarak bastırılmıştır. Efendim, ayakkabı kutusuna para dolduranlar bir kenara bırakılmış, balkondan ayakkabı kutusu gösterildi diye insanlar gözaltına alınmıştır. Şimdi bunları da halkımız görmezden gelemiyor. Bütün bunlara rağmen halkımızın şiddetten uzak durması lazım. Peki buna kim örnek olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri. Yani halk tarafından, millet tarafından seçilip kendilerine vekillik unvanı verilen insanlar. Dün gece saat 2'de yaşanan olayları ben size bir iki cümleyle anlatayım. Dün gece bir konuşma yapıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve yüzlerce AKP'li milletvekili hiçbir hakaret, hiçbir küfür olmamasına rağmen dehşet cengiz bir şekilde saldırıya geçtiler ve bizi yok etmeye çalıştılar. Şimdi milletvekillerine sürekli saldırıda bulunan bir AKP grubu var. Bizim sıralarımıza kadar gelip, bizim sıralarımızın içine girip bize saldırmaya çalışan bir AKP grubu var. Millet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremediği için tepkisini sokaklarda gösteriyor. Ama benim acizane milletimden ricam şu: orantısız zekanızı kullanmaya devam edin. Bunlar şiddetten uzak olmak durumunu getirir ve şiddetle hiçbir yere varamayız. Ama o orantısız zekanız var ya, o orantısız zekanız bunları kahrediyor. İnanın, yazdığınız yazılar, attığınız tweetler, duvar yazıları, söylemleriniz bunları kahrediyor, mahvediyor. Çünkü sizin zekanız gerçekten orantısız. Gençlere sesleniyorum. Zekanızı kullanmaya devam edin. Sizi internetinizi elinizden almaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyin. Nasıl vermeyeceksiniz? Siz çok iyi biliyorsunuz. Yani gerekiyorsa dumanla haberleşmeye varana kadar haberleşme özgürlüğünüzü kullanın. Ama ne yaparsanız yapın, şiddetten uzak durun. Şiddetin nelere mal olduğunu hem Suriye'de gördük, hem Ukrayna'da gördük. Bunların bir işe yaramadığını, yaramayacağını ve çözümün şiddette olmadığını, çözümün zekada olduğunu, çözümün demokraside olduğunu gördük. O yüzden benim halkımdan ricam, lütfen orantısız zekanızı kullanmaya devam edin bir. İki, direnmeye devam edin, üretmeye devam edin, konuşmaya devam edin, yazmaya devam edin. Hiç korkmayın. Bunlar hiçbir şekilde sizin kılınıza dokunamazlar. Yeter ki siz şiddete başvurmayın. Eğer şiddet olur ise haklı davamızda haksız konuma düşeceğiz. Hesap sormaya devam edin. Bakın, sizi de kandırıyorlar. Diyorlar ki efendim, milletimize gideceğiz, hesabı millet soracak. Burada çok büyük bir yanlış var Erkan Bey. Milletin ayağına gidildiğinde, milletten oy istendiğinde, yani işte yakında 30 Mart'ta bir ay sonra yaklaşık bir seçim var. Burada oy istendiğinde milletten bir dahaki dönem için yetki isteniyor. Bir dahaki dönem için yetki verildiğinde bile geçmişte yapılanlar aklanmış anlamını taşımaz. O yüzden hem millet bunun hesabını soracak 30 Mart'ta, hem de biz Cumhuriyet Halk Partisi bunun hesabını yargıda soracağız. Hiç kimsenin, ama hiç kimsenin zerre-i miktar kadar endişesi, kuşkusu olmasın. Bunlar hem sandıkta hem de yargıda hesap verecekler. Öteki dünyadaki hesaba elbette ki ben karışmayacağım. Peki. Ama bu dünyadaki hesaplarını kesinlikle millet de, Cumhuriyet Halk Partisi de görecek. Geçen bir köy gezisindeyim. Vatandaşı birisi diyor ki, ya hocam biz hırsız var diye bağırıyoruz. Hırsızı yakaladık. Bazı hırsızlar karakola gitmek yerine sandığa gidelim diyorlar. Ya bunlar yani algıyı nasıl yönetiyorlar böyle? Ama köylümüz de bunu net olarak anlamış. Diyor ki, hocam diyorlar, hırsız
karakola gider, mahkemede hesap verir. Siyasetçi yaptıklarıyla milletin karşısına gelir, bir dahaki dönem için yetki ister. Biz bir dahaki dönem AKP'ye yetki vermeyeceğiz. Peki. Çok net. Ama bu işleri bitirmiyor. Bugüne kadar yapılan yolsuzluklar, hırsızlıklar, her şeyi de lütfen yargıya taşıyın, yargı kararını Peki. versin diyor. Peki. Bu da halkımızın bize yüklemiş olduğu bir görevdir. Onurla, şerefle, gururla bu görevi yerine getireceğiz. Hiç ama hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bundan en çok emin olan kim biliyor musunuz Erkan Bey? Bundan en çok emin olan Sayın Başbakan. Peki, yani hocam, bizim bu işin peşini bırakmayacağımızı, bizim bu işi yargıya, yüce divana götüreceğimizi çok net gördüğü için Başbakan bu yasal düzenlemeleri yaparak kendini kurtarmaya çalışıyor. Ama çok net söylüyoruz. Bu kadar hırsızlık, bu kadar yolsuzluk, bu kadar rüşvet iddiaları, eldeki deliller hiçbir şekilde yok edilemeyecek ve yok sayılamayacak. O yüzden biz de bu işin peşini bırakmayacağız. Evet. Hocam teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim.